Sevgili dostum, bitkiler üzerinde bulunan parazitlerle yapılan deneyler en düşük yaşam düzeninin bile doğa yasalarından yararlanabildiğini göstermektedir. Malzemeyi elde etmek için saksıdaki gül fidanları bir odaya getirilir ve kapalı bir pencerenin önüne yerleştirilir. Bitkilerin kurumasına izin verilirse daha önce kanatsız olan parazitler kanatlı böceklere dönüşür. Metamorfozdan sonra hayvanlar bitkileri terk eder pencereye doğru uçar ve sonra camın üzerinde yukarıya doğru sürünürler. Bu küçük böceklerin üzerinde geliştikleri bitkilerin öldüğünü ve bu nedenle bu kaynaktan yiyecek ve içecek bir şey elde edemeyeceklerini anladıkları açıktır. Kendilerini açlıktan kurtarabilecekleri tek yöntem geçici olarak kanatlanıp uçmaktı ve bunu da yaptılar. Bu gibi deneyler her şeye gücü yetenin yanı sıra her şeyi bilenin her yerde mevcut olduğunu ve en küçük canlının bile acil bir durumda bundan yararlanabileceğini göstermektedir. 15. ders sana altında yaşadığımız yasalar hakkında daha fazla bilgi verecektir. Bu yasaların bizim yararımıza işlediğini, başımıza gelen tüm koşulların ve deneyimlerin bizim yararımıza olduğunu, harcadığımız çabayla orantılı olarak güç kazandığımızı ve mutluluğumuzun en iyi şekilde doğal yasalarla birleşti bir işbirliği yaparak elde edilebileceğini açıklayacaktır. Altında yaşadığımız yasalar yalnızca bizim yararımıza olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yasalar değişmezdir ve onların işleyişinden kaçamayız. Tüm büyük ebedi güçler ciddi bir sessizlik içinde hareket eder. Ancak kendimizi onlarla uyum içine sokmak ve böylece nispeten huzurlu ve mutlu bir yaşam ifade etmek bizim elimizdedir. Anlaşmazlıklar, uyumsuzluklar veya engeller. Ya artık ihtiyaç duymadığımız bir şeyleri vermeyi reddettiğimizi ya da ihtiyaç duyduğumuz şeyleri kabul etmeyi reddettiğimizi gösterir. Büyüme eskinin yeniyle, iyinin daha iyiyle değiş dokuşu yoluyla elde edilir. Bu koşullu ya da karşılıklı bir eylemdir. Çünkü her birimiz eksiksiz bir düşünce varlığıyız ve bu eksiksizlik ancak verdiğimiz kadarını almamızı mümkün kılar. Sahip olduklarımıza inatla sarılırsak, eksikliğini duyduğumuz şeyleri elde edemeyiz. Çektiklerimizin amacını hissetmeye başladıkça koşullarımızı bilinçli olarak kontrol edebilir ve her deneyimden yalnızca daha fazla büyümemiz için ihtiyaç duyduğumuz şeyleri çıkarabiliriz. Bunu yapabilme becerimiz, ulaştığımız uyum veya mutluluğun derecesini belirler. Daha yüksek düzlemlere ve daha geniş vizyonlara ulaştıkça, büyümemiz için ihtiyaç duyduğumuz şeyi kendimize mal etme becerimiz sürekli olarak artar ve neye ihtiyaç duyduğumuzu bilme becerimiz ne kadar büyük olursa, onun varlığını fark etmek onu çekmek ve özümsemek konusunda o kadar emin oluruz. Büyümemiz için gerekli olanın dışında hiçbir şey bize ulaşamaz. Bize gelen tüm koşullar ve deneyimler bunu bizim yararımız için yapar. Zorluklar ve engeller biz onların bilgeliğini özümseyene ve onlardan daha fazla büyümenin temellerini toplayana kadar gelmeye devam edecektir. Ne ekersek onu biçeceğimiz matematiksel olarak kesindir. Tam olarak zorlukların üstesinden gelmek için gereken çaba ölçüsünde kalıcı güç kazanırız. Büyümenin amansız gereklilikleri, bizimle tamamen uyumlu olan şey için en yüksek derecede cazibe göstermemizi talep eder. En yüksek mutluluğumuz, doğal yasaları anlamamız ve onlarla bilinçli bir şekilde işbirliği yapmamız yoluyla elde edilecektir. Düşünce yapıcıdır ve bu yasanın dayandığı ilke sağlamdır ve her şeyin doğasında vardır. Ancak canlılığa sahip olmak için düşüncenin sevgi içermesi gerekir. Düşünceye canlılık kazandıran ve böylece filizlenmesini sağlayan sevgidir. Çekim yasası ya da sevgi yasası ki bunlar bir ve aynıdır, düşüncenin büyümesi ve olgunlaşması için gerekli malzemeyi ona getirecektir. Düşüncenin bulacağı ilk biçim dil ya da sözcüklerdir. Bu da sözcüklerin önemini belirler. Onlar düşüncenin ilk tezahürüdür düşüncenin taşındığı kaplardır. Eteri tutarlar ve onu harekete geçirerek düşünceyi ses biçiminde başkalarına yeniden üretirler. Düşünce her türlü eyleme yol açabilir. Ancak eylem ne olursa olsun bu sadece düşüncenin kendisini görünür biçimde ifade etmeye çalışmasıdır. Bu nedenle arzu edilen koşullar istiyorsak yalnızca arzu edilen düşünceler beslemeyi göze alabileceğimiz açıktır. Bu da kaçınılmaz olarak Yaşamlarımızı bolluk ifade etmek istiyorsak yalnızca bolluk düşünmeye gücümüzün yeteceği sonucuna götürür ve sözcükler yalnızca biçim alan düşünceler olduğundan yapıcı ve uyumlu bir dilden başka bir şey kullanmamaya özellikle dikkat etmeliyiz ki bu da nihai olarak nesnel biçimlere kristalize olduğunda bizim yararımıza olacaktır. Zihnimizde durmadan fotoğrafını çektiğimiz resimlerden kaçamayız ve hatalı kavramların bu fotoğrafı Vefahımızla özdeşleşmeyen herhangi bir dil biçimini kullandığımızda kelimelerin kullanımıyla tam olarak yapılan şeydir. Düşüncelerimiz netleştikçe ve daha yüksek düzlemlere çıktıkça daha fazla yaşam tezahür ettiririz. Bu açıkça tanımlanmış ve daha düşük düşünce düzlemlerinde onlara bağlı kavramlardan arındırılmış sözcük resimleri kullandıkça daha büyük bir kolaylıkla elde edilir. Düşüncelerimizi kelimelerle ifade etmeliyiz ve eğer gerçeğin daha yüksek formlarından yararlanacaksak, yalnızca bu amaç doğrultusunda dikkatli ve akıllıca sesilmiş olan malzemeleri kullanabiliriz. Düşünceleri sözcükler biçiminde giydirmenin bu harika gücü, insanı hayvanlar aleminin geri kalanından ayıran şeydir. Yazılı sözcüğü kullanarak yüzyıllar öncesine bakması ve bugünkü mirasına ulaşmasını sağlayan heyecan verici sahneleri görmesini sağlamıştır tüm zamanların en büyük yazarları ve düşünürleriyle bir araya gelme olanağı bulmuştur ve bu nedenle bugün sahip olduğumuz birleşik kayıt, insanın zihninde şekillenmeye devam eden evrensel düşüncenin ifadesidir. Evrensel düşüncenin amacının form yaratmak olduğunu biliyoruz ve bireysel düşüncenin de aynı şekilde sonsuza dek kendini formda ifade etmeye çalıştığını biliyoruz. Ve kelimenin bir düşünce formu olduğunu, ve bir cümlenin de düşünce formlarının bir kombinasyonu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle idealimizin güzel ya da güçlü olmasını istiyorsak bu sürecin sonunda üreteceği kelimelerin tam olduğunu, dikkatle bir araya getirildiğini görmeliyiz. Çünkü kelime ve cümle inşa etmede doğruluk uygarlıkta en yüksek mimari biçimidir ve başarıya giden bir pasaporttur. Sözcükler düşüncelerdir ve bu nedenle de görünmez ve yenilmez bir güçtürler. Ve eninde sonunda kendilerine verilen biçimde nesneleşeceklerdir. Kelimeler sonsuza yaşayacak zihinsel saraylara dönüşebilir ya da ilk rüzgarın alıp götüreceği barakalara dönüşebilir. Kulağa olduğu kadar göze de hitap edebilirler. Tüm bilgileri içerebilirler. Onlarda geçmişin tarihine olduğu kadar geleceğin umudunu da buluruz. Her insani ve insanüstü faaliyetin kendisinden doğduğu canlı habercilerdir. Sözün güzelliği düşüncenin güzelliğinden, sözün gücü düşüncenin gücünden, düşüncenin gücü ise canlılığından kaynaklanır. Canlı bir düşünceyi nasıl tanımlayabiliriz? Onun ayırt edici özellikleri nelerdir? Bir ilkeye sahip olmalıdır. İlkeyi nasıl tanımlayabiliriz? Matematik ilkesi vardır ama hata ilkesi yoktur. Sağlık ilkesi vardır ama hastalık ilkesi yoktur. Doğruluk ilkesi vardır ama sahtekarlık ilkesi yoktur. Işık ilkesi vardır ama karanlık ilkesi yoktur. Bolluk ilkesi vardır ama yoksulluk ilkesi yoktur. Bunun doğru olduğunu nereden bileceğiz? Çünkü matematik ilkesini doğru bir şekilde uygularsak sonuçlarımızdan emin oluruz. Sağlığın olduğu yerde hastalık da olmayacaktır. Gerçeği bilirsek sahte tarafından aldatılamayız. Eğer ışığın içeri girmesine izin verirsek karanlık olmaz ve bolluğun olduğu yerde yoksulluk da olmaz. Bunlar apaçık gerçeklerdir. Ancak ilke içeren bir düşüncenin yaşamsal olduğu ve bu nedenle yaşam içerdiği ve sonuç olarak kök saldığı ve doğası gereği hiçbir canlılık içermeyen olumsuz düşüncelerin yerini elinde sonunda ama kesinlikle ve kesinlikle aldığı şeklindeki çok önemli gerçek gözden kaçırılmış gibi görünmektedir. Ancak bu her türlü uyumsuzluğu eksikliği ve sınırlamayı yok etmeni sağlayacak bir gerçektir. Anlayacak kadar bilgi olan kişinin, düşüncenin yapıcı gücünün eline yenilmez bir silah verdiğini ve onu kaderinin efendisi haline getirdiğini kolayca fark edeceğinden şüphe edilemez. Fiziksel dünyada, herhangi bir yerde belirli bir miktarda enerjinin ortaya çıkması, aynı miktarın başka bir yerde kaybolması anlamına gelir şeklinde bir telafi yasası vardır. Ve bu nedenle yalnızca verdiğimizi alabileceğimizi görürüz. Eğer kendimizi belli bir eyleme adarsak, bu eylemin gelişiminin sorumluluğunu üstlenmeye hazır olmalıyız. Bilinçaltı mantık yürütemez. Bizi sözümüzle kabul eder. Bir şey istedik, şimdi onu alacağız. Yatağımızı yaptık, şimdi onun içine yatacağız. Kalıp atıldı, işler yaptığımız kalıbı gerçekleştirecek.'' Bu nedenle içgörü kullanılmalıdır ki, sahip olduğumuz düşünce yaşamlarımızda nesneleşmesini istemediğimiz hiçbir zihinsel, ahlaki veya fiziksel mikrop içermesin. İçgörü, gerçekleri ve koşulları uzun mesafeden incelememizi sağlayan bir zihniyetisidir, bir tür insan teleskopudur. Herhangi bir girişimdeki olasılıkları olduğu kadar zorlukları da anlamamızı sağlar. İçgörü, karşılaşacağımız engellere karşı hazırlıklı olmamızı sağlar. Böylece zorluk çıkarma fırsatı bulmadan önce bu engellerin üstesinden gelebiliriz. İçgörü avantaj sağlayacak şekilde planlama yapmamızı ve düşünce ve dikkatimizi olası bir getiri sağlamayacak kanallar yerine doğru yöne çevirmemizi sağlar. Bu nedenle içgörü her türlü büyük başarının gerçekleştirilmesi için kesinlikle gereklidir ve onunla her türlü zihinsel alana girilebilir, keşfedebilir ve sahip olabiliriz. İçgörü iç dünyanın bir ürünüdür ve sessizlik konsantrasyonunda geliştirilir. Bu dersteki egzersizin için içgörü üzerine yoğunlaş. Alıştığın pozisyonu al ve düşüncenin yapıcı gücü hakkında bilgi sahibi olmanın düşünme sanatına sahip olmak anlamına gelmediği gerçeğine odaklan. Düşüncenin, bilginin kendi kendine uygulamadığı gerçeği üzerinde durmasına izin ver. Eylemlerimiz bilgi tarafından değil, gelenek, emsal ve alışkanlık tarafından yönetilir. Bilgiyi uygulamamızın tek yolu kararlı ve bilinçli bir çabadır. Bilginin kullanılmadan zihinden geçtiği, bilginin değerinin ilkinin uygulanmasında olduğu gerçeğini aklına getir. Bu prensibi kendi özel problemine uygulamak için belirli bir program formüle etmek için yeterli içgörü kazanına kadar bu düşünce çizgisine devam et.